Merhaba. Selamlar arkadaşlar. Evet, Temmuz'un son haftasına geldik ve oldukça hareketli bir hafta bu hafta. Evet, gene çok hareketli. Gezegen değişimleri var. 20 Temmuz'da Merkür ileri harekete başlıyor artık. Retro bitiyor. Vallahi Merkür'den kurtuluyoruz. Evet, Mars-Jüpiter kavuşumu var 22 Temmuz'da. O önemli bir gezegen açısı. Ve 22 Temmuz'da haftanın önemli olayı Kova Burcu'nda bir dolunay olacak. Evet. 0 derece Kova Burcu'nda. 22 Temmuz'da 0 derece Kova Burcu'nda standart dolunay dediğimiz bir yapıya sahip. İlginç bir dolunay. Çünkü dolunay olduğu gün Venüs Başak Burcu'na geçiyor. Güneş evet. Aslan Burcu'na geçiyor. Mars ve Jüpiter arasında kavuşum var. Genel olarak dolunay Satürn'le bir açı içerisinde. 4 derecelik bir ort var ama yine de kare evet, açı olumsuz var. Olumsuz bir etkisi var. Mars-Jüpiter yengeçte kavuşmuş durumda. Venüs burç değiştirmiş oluyor. Başak Burcu'nda biraz sert etkili bir dolunay olabilir. Vallahi sevgili Demet, yani Temmuz ayı yorumlarını yaptık biliyorsun. Tüm Temmuz ayı da gökyüzünde olanlar, olaylar, evet. Dünya üzerinde olanlar, karma karışık şeyler. Yani yıllardan beri ben bu işle uğraşırım. Evet. Bu kadar habis bir ay görmedim yani. Bu gerçekten zor yani, bir ay. Yani her yeni ayı, her dolunayında bir olay var ya. Evet. Hadi süper dolunayla başladık. Yok retro yaptık. Yok Mars'ı kavuşturduk. Evet. Yok Uranüs'üne birleştirdik. Bak millet sıcaktan yanıyor, perişan olmuşlar herkes. 40 evet, derecelere uğraşmış evet, bazı evet. yerler. Bazı yerlerde orman yangınları olmuş. Yani insanlar su diye inliyorlar. Sokaklar gene karma karışık olmuş. Bu dolunayın genel olarak etkisi Satürn'le kare olduğu için geçmişte yapmış olduğumuz bazı hatalar ve yanlışların yüzümüze vurması anlamına geliyor. Ve Satürn'le kare olan bir dolunay bazı evet. hatalarımızı, yanlışlarımızı, yaptığımız hataları. Mesela ticarette yanlış bir alışveriş yaptık. Bu evet. karşımıza çıkıyor. Yanlış bir ilişkiye girdik. Karşımızdaki insana üzdük. O üzmenin karşında bizi üzen bazı olaylarla karşılaşıyoruz. Yani evet. evrendeki o bizim Jungian dediğimiz aslında kolektif bilinçaltımızda evren her şeyi kaydettiği için etki tepki mekanizmaları çalışıyor. Ama tabii materyalist insan bunu çok algılayamayabiliyor. Ama zaten bizi izleyen insanlar, spiritüalizmle iç içe olan insanlar bu dolunay Satürn bir de akrepteki Satürn'e kare olan bir ay. Sen ne diyorsun bu konuda? Çok ciddi bir dönem. Yani evet. olaylara 22 Temmuz'dan itibaren olayları çok ciddiye almaya başlayacağız. Yani evet. kavramlar sonlanacak. Çok ciddi olayları ön plana çıkartacağız. Çünkü ay Satürn karelere tıkanmayı, ciddiyeti, duygusal olarak kırgınlıkları, üzüntüleri, bazen sıkışmayı, bazen çaresizliği, bazen karmaşayı temsil etmez ama. Yani evet. bak Uranüs olsaydı karmaşa evet. olurdu, kaos evet. olurdu. Yani kaostan bir çıkış durumunu temsil ediyor. Zaten tüm Temmuz kaosla devam etti. Ve Merkür'ün de ileri harekete gelmesi, Venüs'ün başağa gelmesi, evet. Venüs'ün başağa evet. gelmesi, Güneş'in Aslan Burcu geçişi. Evet. Artık gerçeği söylemek gerekirse tam biz öncü yaz geldi ama tam yaz başlangıcı tam diyoruz. Tam yaz başlıyor. Yani evet, evet. 22'sinden itibaren Temmuz'un tam yaz gün dönümüdür o. Yaz başlıyor, öncü yaz yani Temmuz yazı getiren aydır. Ama Aslan etkisiyle beraber Güneş kendi burcunda ve çok güçleniyor. Yani egolar güçleniyor, kişilik güçleniyor, insanların hayata bakış açısı güçleniyor ama Güneş'in karşıt burcunda da dolunay var. Evet. Çok ilginç doğru. yani farklı şeylerle karşılaşacağız dedim ben. Kişisel olarak tabii Kova burçları ilk dekan yani Kova burcunun başı aslında beni de etkiler 29 Ocağı evet, 21 22 23 Ocağı tabii, etkiler. Tabii. Oğlak burcunu da bir son dekanlarını bir şekilde etkileyebilir. Çünkü tam burç geçişinde olan bir dolunay bu. Evet, evet. 0 derecede gezegenler. Aslında onları şey yaparım biliyorsunuz arkadaşlar bilinçokulunun yeni bir hizmeti var. Günlük başımıza gelebilecek olay ve olasılıkları bilinçokulu ekibi ki bilinçokulu astroloji ekibi çok büyük bir ekiptir. Yani bilinçokulu astroloji ekibinin biz kurucularıyız. Ben başkanıyım. Yardımcım Sayın Demet Baltacı ve bunun yanında işte öğrencilerimiz haricinde nöbetçi astrologlarımız bunun yanında astroloji ilmi üreten astrologlarımızdan oluşan çok büyük bir kurumdur bilinçokulu. Bilinçokulu'nun
günlük burç yorumlarının evet. sözcüsü sevgili Demet'tir. Evet. Bugünlerde başınıza gelecek olan olayların bilinçokuruna girerek veya çeşitli mecralarda bu videoları, günlük burç yorumlarını dinleyerek de görebilirsiniz. Evet. Çünkü şimdi ben 22 Temmuz'un gününün ay pozisyonunda Merkür pozisyonuna bakmadan şimdi Kova burcuna ne olacak bu haftalık yorumda söyleyemem. Ama sen onu söylüyorsun işte. Evet, günlük yani bu... olarak detaylı bilgiler burç bazında günlük yorumlarla ulaşılabilir. Bir de aylık evet. bazda da. Tabii aylık yorumlarımızda da burçları ayrı ayrı inceliyoruz. Tabii artı şeyi de unutmamak Hı-hı. gerekiyor arkadaşlar. Öz burcunuzla beraber yükselen tabii, burcu da tabii ki bence yükselen burçta çok, çok dikkatli dinleyin derim. Bir de şuna dikkat edin. 26 Temmuz'da Venüs karşıt Neptün var. Aşkta hayal kırıklığı demek. Hı-hı. Hadi günlere gün gün bakmanız için bakın bu kız gece gündüz video çekiyor. Sizi seviyoruz. Bye. Hoşça kalın.